Edirne Tabip Odası olarak biz halkın sağlığının her alanda e, nitelikli sağlığa ulaşma konusunda daima çalışmalarımız var. Tabip Odası Başkanı Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde SGK ile TEP arasında başlayan ilaç temini protokolü görüşmelerinde gelinen noktayı değerlendirdi. Tep'in Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylun'un açıklamasını yetersiz bulması ve ardından taleplerinin yerine getirilmemesi halinde. Protokolü yenilemeyeceğini açıklamasıyla devam eden gelişmeleri değerlendiren Oda Başkanı Tanrıkulu, çözümsüzlüğün faturasının halka yansıyacağını söyledi. Birkaç gündür medyadan da ve eczacılar odasıyla da birlikte takip ettiğimiz bir konu var. Edirne Tabip Odası olarak biz halkın sağlığının her alanda gerekli bir şekilde hızlı, ulaşılabilir, güvenli ve nitelikli sağlığa ulaşma konusunda daima çalışmalarımız var. Türk Tabipleri Birliği de bu konuda biliyorsunuz daima çalışmalar yapıyor. Bizim için önemli olan halkın ucuz, erişilebilir ve nitelikli ilaca ve sağlık hizmetine ulaşabilmesi. Ee, hiçbir ayrım gözetmeden de nitelikli sağlık hizmetine bütün halkımızın ulaşmasının sağlanması derdindeyiz. Bu bağlamda birkaç gündür şey konusunda özellikle eczanelerle Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı şeyleri takip ediyoruz. En önemli noktanın halkın ucuz, erişilebilir, nitelikli ilaca ve sağlık hizmetine ulaşabilmesi olduğunu söyleyen Tanrı Kulu bu bağlamda, Bakanlık, SGK ve Tep arasında devam eden görüşmeleri dikkatle takip ettiklerini söyledi. Çözüm noktasında üç kurumunda çalıştığı yönde bilgiler aldığını kaydeden Tanrıkulu, bir çözüme ulaşabilmek için üç tarafında çalıştığını söylediler dedi. Bugün itibariyle de zaten bakanımızla bir toplantıları olacak Ankara'da Eczacılar, Türk Eczacılar Birliği'nin. Türk Eczacılar Birliği'nin birkaç isteği var. Bu istekleri eğer karşılanırsa eczacılar açısından bu 30 Mart'tan sonra da bu Sosyal Güvenlik kurumuyla olan anlaşmanın devam edeceği konusunda bilgiler alıyoruz. Ben de Edirne Tapu Odası Başkanı olarak Edirne Eczacılar Odası Başkanı Cenk Bey ile Eczacı Cenk arkadaşımızla da konuştuk. O da Ankara'da toplantılardaydı ve bir çözüme ulaşılması için iki tarafta hatta üç tarafta çalıştığını söylediler. Bu çok kıymetli bir şey. Ben bunun bir çözüme ulaştırılacağını bakanlıklar ve sosyal güvenlik SGK kurumu tarafından da bir çözüme ulaştırılacağına inanıyorum. Çünkü bu çözümsüzlüğün faturası halkımıza yansıyacak. Bu ne olacak? O zaman eğer bir anlaşmaya varılamaz ise halkımız önce cepten ilaç parasını ödeyecek indirimsiz bir şekilde. Daha sonra faturayı sosyal güvenlik kurumuna götürüp alacak. Bu da bence bizim yöneticilerimizin, bakanlığımızın kabul edebileceği bir şey değil. Bu anlamda da biz istiyoruz ki bir an önce bu sorun çözülsün.